Gel bir sürü para hepsi boşuna dedi. Onu Peterburg'a söylüyor Rus hükümeti. Maceranın lüzumu yok diyor. Dolayısıyla efendim Yunanistan çok şey kazanıyor. Olabilir bazı büyük devletlerin üssü durumunda olan mıntıkalar bazen göl kayırılırlar. O kayırılma onun lehine değildir aslında. Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. asırda karşısında Avrupa vardır. Bugün olduğu gibi. Bunu anlamıyorsanız ve oralarda müttefik bulacağınızı zannediyorsanız yanılırsınız. Ama aynı zamanda orayı da küçümserseniz, siz kim oluyorsunuz, biz sizi yiyoruz, yeriz derseniz onda da yanılırsınız. Çünkü karşınızda kalabalık bir kitle vardır. Sizin için çok iyi şeyler düşünmemek lazım. Lozan böyle bir ortamda oldu. Bu birinci büyük harbin sonunda büyük devletlerin hepsi aslında mindere serilmişti. Yani galip ilan edilen de mindere düşüyordu, öbürü zaten minderin üstündeydi. Buna Pirus zaferi denir. Tarihte, Roma tarihinde Makedonya kralı Pirus Roma'yı yendi ama takı zaferin altından geçecek hali yoktu. Pirus zaferi denir. Birinci harbin sonunda büyük devletlerin hepsi bu durumdaydı. İngiliz İmparatorluğu 4 sene hiçbir yerde harp etmedi ve edemez. Yok öyle bir yapısı yok çünkü. 4 sene çölde, 4 sene Balkan'da, 4 sene Avrupa'nın çamurlarında İngiliz askeri harp edecek. Bu mümkün değil. Bir kere deniz devleti. Ve üstelik de şarkın sıcağında, şartlarında harp edecek. Karşısında Türk ordusu var. O ordu da tabii biliyoruz Birinci Cihan Harbi'ndeki durumumuzu. Çok büyük kayıplar veriyoruz. Fakat İngiltere bunun ağırlığı altından kalkamadı. Nihai zafer elinde olsa da arada yüzünü güldürmeyecek iki tane büyük kaybı var. Gelibolu dedikleri Çanakkale ve Kutlul Amara. Bir de Bakü ve Transkafkasya'da maalesef kendileri açısından bir yenilgileri daha var. 2,5. Çok önemli. Süveyş zaferi ve Gazze'deki ilerleyişini gölgeleyen şeyler bunlar. Fransa'nın durumu hiç iç acısı değil. Ve bunlar Birinci Harbin sonunda başka kuvvetleri kullandılar. İngiltere savaşa geç giren Yunanistan'ı kullandı, taze ordusu. Ve bu ülkeye çıkardı. Mondros'ta maalesef mütareke, kesin tarifi yoktur. O tip yorum yanlıştır. O mütarekeyi yapan kuvvet istediği değişikliklere başvurabilir. Bunu bilin. Yani efendim bunlar kalleş verdiği sözü tutmadı. Mütareke döneminde verilen sözler geçicidir, provizyoneldir. Her zaman şartlar tahtında değiştirilebilir. Çünkü yenilen memleketin kontrol ve komutası mütarekede üstün durumda olanın elindedir. Bu çok açık bir şeydir. Bize çok kızıyorlardı. Çünkü beklemeyecekleri kadar savaşı uzattık. Bize çok kızıyorlardı. Clemenceau barış heyetimize, delegasyona diyor ki siz Türkler vahşi bir milletsiniz. Atınızın üstünde geldiniz demeyi ima ediyor. İdareniz altındaki milletlere medeni bir seviye getiremediniz diyor. Tabii Clemenceau'nun tarih bileceğini düşünmek beyhude. Fransa'da tarihi sadece tarihçiler bildirir. Öbürleri bildiklerini iddia ederler. Yani ben bunu başka şeye delil vermeyeceğim. Eğer bir memlekette adliye mekanizması Bernard Lewis gibi çok önemli bir oryantalisti mahkum ediyorsa hakimler, orada sadece küstahlık vardır. Başka bir şey söylemiyorum. Bernard Lewis çok aşırı Türk'ün bir arkadaş değil. Bir Yahudidir, modern bir Yahudidir, dindar değildir. Siyonist diyorlar, peki o da onun hakkıdır.
oryantalist alanda, yani oryantalizmde Arapça, Farsça ve Türkçe'de hakikaten ustadır. Müthiş görüşleri ve bilgileri vardır. Biz de ilk önce çok mutasip Müslümanlar, sonra da bu liboş dedikleri bazıları, haddini bilmez solcular, adamı tenkit ediyorlar. Hatta bir tanesi, ben Orta Doğu kitabını okuyun diye tavsiye ettiğim için, kendini beğenmiş elitist tarihçi, elitistin kitabını tavsiye ediyor diyor. Alakası yok, kitap güzel. Sen de okursan sen de öğrenirsin. Bu çok açık bir şey. Derli toplu yazan biri. Bunu biliyorsunuz, Ermeni tehciri Ermeni ırk kırımı değildir diye yazdığı için derleniyoruz. Fransa'da hakimler bir Frank'a mahkum. Daha doğrusu bir sürü davalar açılıyor karşılıklı. Bir o kazanıyor, bir Ermeni lobisi kazanıyor. Sonunda girdi çıktı, bu bir Frank borçlu sanıyor. Temiz yoluna gidebilirdim ama diyor, mesela Amerika'da gitsem diyor, gürültü kopar sadece diyor. Fransa'da gitsem nereden sulluk yapacakları belli olmaz. Bir de kendi memleketimde diyor, İngiltere'yi kastediyor, hukuk işlerde işi uzatmadım kastediyor. Hatıratını okuyun. Bu adam bile mahkum ediyorlar. Hukuk bildiğini zannediyor. Bir savcıyla hakim, bir meşhur oryantalistle, bir meşhur tarihçiyle, lingüistle baş edecek kadar bilgi sahibi olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü kendi işi var, işine bakar. Eğer işine iyi bakıyorsa, böyle bir iddianın da mümkün olmayacağı çok açıktır. Dolayısıyla bunun bir garip uzantısı da Türkiye'de vardır. Bizde bazı insanlar her şeyi biliyorlar. Lozan için zafer lafı bir ara resmi görüştü. Onu anladık. Çünkü Cumhuriyet Lozan'dan sonra sağlam bir şekilde kurulabildi. Meclis hükümeti devam ediyordu biliyorsunuz. Lozan işi bittikten sonra, iki kere kavgadan sonra Cumhuriyeti ilan edeceğiz yarın dedi büyük adamımız. Ve edildi. Çok rahat da edilmedi ama edildi. Karşı çıkanları da bugün burada yargılamak durumunda değiliz. Çünkü bir takım insanlar vatanlarını severler, devletlerini severler ama padişahın tabası olarak duymuşlardır. Onlar o kadar düşünürler. Yani bunu da ayıplayamazsınız. Böyle bir historiografi de olmaz. Onu da size söyleyeyim. Böyle bir tarih yazımı da olmaz. Ama biz cumhuriyeti ilan ettik. Bu muz cumhuriyeti değil. Olmamasına gayret edeceğiz. Çünkü büyük bir imparatorluktan, büyük harplerden, büyük kayıplardan sonra bu cumhuriyeti çok enteresan bir meclis deneyimiyle ilan ettik. O meclisle biz muhalefet yapılıyordu. Hiçbir zaman konvansiyonel mecliste ciddi muhalefet olmaz. Fransız ihtilalinde veya Sovyet devriminde konvansiyonel sistem vardır. O demek değildir ki o konvansiyoneldir gerçekten. Ama bizimki öyleydi. Reis Paşa'yı başkumandanı bile sıkıştırıyorlardı kimseler, muhalifler. Muhalifler de öyle bazıların dediği gibi sırf sarıklı hocalar değil, komünistler de var. Herkes var işin içinde. Orası öyle bir meclis. Bizim için çok mukaddes, muhalifiyle, muvafıkıyla son derece mukaddes bir makam tarihimizde. Bunu bilmemiz lazım. Ve biz o meclisle İslam'ın da şeriatına uygun bir şekilde hilafeti de lağvettik. Hilafet lağvedilmedi zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenmiş oldu. Saltanatı lağvettik. Padişah da onu anladı. Fazla hır çıkarmanın gürültünün gereği yok dedi. Aldı gitti başını. Sen San Remo'ya. Giderken de bir habbe bile kaçırmadı. Onu da size söyleyeyim. Yani hazineden aldığı şeyi de verdi. Türkiye'nin tarihi, insanların görüşleri farklı olabilir. Ama bizde Orta Avrupa, Orta Afrika İmparatoru Bokassa yok.